Efendim, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması, 2 Temmuz'da Danıştay bunu görüşecek. 1934 tarihli Bakanlar Kurulu'nun Atatürk imzasını taşıyan iptal istemi var. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Arkadaşlar, 18 yıldır saray yönetimi ne zaman başı sıkışsa Ayasofya'yı ortaya atıyor. 18 yıldır iktidardasınız. Şu anda tek adam parti devletini de kurdunuz. Tek adamın bir kararnamesine bakar iş. Bunu istismar etmeyin. Bunu daha fazla istismar etmeyin. Bunun üzerinden siyaset yapmayın. Açacaksanız açın. Evet. HDP'nin Ankara'ya yürüyüş kararı. Bu görüşüldü mü MYK'da? CHP'nin tavrı ne olacak? Aslında dün Sayın Genel Başkan da açıkladı ama. Ek olarak pozitif siyaset güdeceğiz dedi. Ne demek bu? Bunu da açıklar mısınız? Evet. Biraz önce hem kendisinin konuşmalarında yaptığı gibi hem benim konuşmalarımda yaptığım gibi mümkün olduğu kadar mevcut iktidara, mevcut saray hükümetine bu krizden çıkış için hem eleştiriyoruz, eksikleri söylüyoruz. Sadece eksikleri söylemekle kalmıyoruz. Aynı zamanda buradan çıkışın yollarını da öneriyoruz. Biz istiyoruz ki milletimiz bir an evvel bu sıkıntılardan kurtulsun. Gençlerimiz, milletimiz işsiz kalmasın. Mutfakta tencereler boş. Buna bir an önce çözüm bulunsun istiyoruz. Diğer konuya gelince şunu açıkça söyleyeyim. Biz dedik ki, genel başkanımız şunu söyledi. Şu anda adalet yürüyüşüyle ilgili şartlar yoktur, farklıdır durum dedi. Bu bizim kendi görüşümüz. Diğer partilerin görüşlerine de karışmayız. Evet. Kurultay takvimi gündeme geldi mi? Sağlık Bilim Kurulu'ndan tavsiye alacaktınız. Şimdi hem Yüksek Seçim Kurulu'ndan hem Bilim Kurulu'ndan tabii ki onlarla konuşmalarımız devam ediyor. Tüm diğer partiler gibi biz de kurultayımızı bir an önce yapmak istiyoruz. Evet. Tabii ki sağlık koşullarını, sosyal mesafeyi ihlal etmeden. Evet. Efendim, şimdi bize yönlendirilen bazı sorular var. Ben size onları ileteceğim. Yeni Çağ, Kanal D, A Haber ve Halk TV ortaklaşa aynı soruyu sordular. Soru şöyle. AKP seçim sistemindeki değişiklik çalışmalarına ittifak yapan partilere en az %5 oy alma şartı getirilmesini tartışıyor. Siz bu konuyu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi yine bir tarih hatırlatması yapacağım. Hatırlayacaksınız, bu anayasa referandumu sürecinde şu söyleniyordu. Sistem artık değişti. Herhangi bir baraja ihtiyaç kalmadı. Şimdi bu darbe rejimlerinin, darbe yönetimlerinin kullandığı en önemli araçlardan biri olan bu baraj meselesi niye yeniden gündeme geliyor? Çok açık söyleyeyim. Ne olursa olsun, biz tüm siyasi partilerin, meşru, yasal tüm siyasi partilerin mecliste yerini alması, sesini duyurmasını her zaman savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Evet. Efendim, Kanal D tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle, Güney Kıbrıs'ta son bir haftadır camilere yönelik provokasyon saldırılar devam ediyor. Bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı. Yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok açık söyleyeyim, tarihi ibadethanelerimize yapılan bu saldırıları kabul etmemiz mümkün değildir. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bugün dünya en büyük ızdırabı ayrışmadan çekiyor. Zaman ayrışma zamanı değil. Zaman dayanışma zamanıdır. Ve burada Güney Kıbrıs'ta yapılan, camilerimize yapılan, ata mirasımız olan camilerimize, atalarımızdan bize miras kalan camilerimize yapılan saldırıları bir kere daha söylüyorum. Şiddetle kınıyoruz ve oradaki yönetimin bununla ilgili gerekli tedbirleri bir an önce almasını bekliyoruz.
Efendim, Fox TV tarafından yönlendirilen bir diğer soru şöyle. CHP Genel Başkanı'nın koruma müdürü emekliye sevk edildi. Sayın Bülent Kuşoğlu'nun İçişleri Bakanı ile görüştüğü, Soylu'nun görmeden, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görmeden imzaladım dediği ifade ediliyor. Sizin bu konuyla ilgili yorumunuz nedir? Yani nezaket diyorum. Bir, iki görmeden imzaladım ne demek? Burada iki tane genel başkanın koruma müdürleri emekliye sevk ediliyor. Halbuki daha yaşlarıyla ilgili bir sorun yok. Süreleri uzatılabilir. Eğer terfi edilmeyecekse. Ama siz doğrudan emekliye sevk etme noktasına gidiyorsunuz. Yıllardır beraber çalıştığı amirlerine sormadan ondan sonra da görmedim diyorsunuz. Siz görmüyorsanız, İçişleri Bakanı polislerle ilgili yapılan atamaları görmüyorsa, tasarrufları görmüyorsa, İçişleri Bakanlığı kim yönetiyor? Nezaket. Evet. Buyurun. Koruma müdürüne genel merkezde bir pozisyon verileceği, istihdam yaratılacağı söyleniyor. Bu doğru mu? Bunlar genel merkezimizin işi tabii. Tabii ki. Kendisinden yararlanmaya devam edeceğiz. Evet. Var mı başka?